Bu videoda size ilginç olduğunu düşündüğüm bir limit sorusunu göstermek istiyorum. E, x sıfıra sağdan yaklaşırken sinüs x, evet işin ilgi çekici kısmı geliyor. Sinüs x üzeri 1 bölü elen x'in limitini bulmak istediğimizi düşünelim. İsterseniz hemen videoyu durdurup soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyebilirsiniz. Ama çözerken bunun zor bir soru olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Pekala, denediğinizi, hatta bazılarınızın çözüme ulaştığını biliyorum. Bu arada eğer çözümü bulamadıysanız da sakın üzülmeyin. Çünkü böyle bir şeyle ilk karşılaştığımda ben de çözümü İlk denememde bulamamıştım. Üzülmek yok, anlaştık mı? Şimdi çözerken işe bileşenlerle başlamış olabilirsiniz. Demek istediğim, limit x sıfıra sağdan yaklaşırken sinüs x, evet bu son derece açık öyle değil mi? Bu limit sıfıra eşittir. Bu şekilde düşünürsek ifadenin bir kısmının sıfıra eşit olacağı sonucuna ulaşmış olabilirsiniz. Sonra da limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü ln x'i almak lazım. Sağdan yaklaşıyor denmesi işte bu noktada önemli oluyor. Çünkü sıfıra soldan yaklaşmasının herhangi bir anlamı yok öyle değil mi? Negatif bir sayının doğal logaritmasını alamayız. Evet bu doğal logaritmanın tanım kümesinde değil. Sıfıra pozitif yönden yaklaşmaya başladığımızda bu değerlerin doğal logaritması için e'nin giderek artan üstlerini düşünmemiz lazım. Bu durumda bu kısım eksi sonsuza yaklaşacağından 1 bölü eksi sonsuz yani 1'in çok büyük negatif bir sayıya bölümünün değeri evet bu da sıfır olur öyle değil mi? Kısacası bu limit de sıfıra eşittir. Bu bulduklarımız bize pek de yardımcı olmadı çünkü eğer bu ve bu da sıfıra yaklaşan değerler alıyorlarsa bunun da sıfır üzeri sıfır değerini alacağı çıkarımında bulunabiliriz. Ama sıfır üzeri sıfırın e, farklı bir renkle yazayım. Evet, matematikteki muammalardan biri olduğunu biliyorsunuz, öyle değil mi? Bunun sıfıra ve bire eşit olduğu konusunda yapılan farklı ispatlar var ve gerçek sonucun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Kısacası bu pek de tatmin edici bir cevap değil demek istiyorum. Ve böyle bir durumla karşılaşınca da işin içinde bir iş olduğunu anlamanız gerekiyor. L'Hopital kuralını hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer hatırlamıyorsanız da, bilmiyorsanız da L'Hopital kuralı ile ilgili yaptığımız videoları izlemenizi öneririm. İsterseniz hemen not edeyim L'Hopital kuralı. Evet, L'Hopitalle Hospitalle L'Hopital bu şekillerde yazılıp ifade edilebiliyor. Her neyse biz L'Hopital diyeceğiz. Evet bu limit alırken belirsiz durumlarda yani mesela 0 bölü 0, sonsuz bölü sonsuz ya da eksi sonsuz bölü eksi sonsuz gibi durumlarla karşılaştığımızda bize yardımcı olan kuraldır. Az önce de bahsettiğim videolarda bu konuda çok daha fazla detay bulabileceksiniz. Bunun da bu durumlara benzer bir durum olduğunu düşünüyorsanız çok haklısınız. Neyse ki Lopital kuralı var. Yalnız bu noktada beyniniz size Lopital kuralını uygulamalısınız diye baskı uyguluyor olsa bile Lopital kuralını buna doğrudan uygulayamayacağınızı da söylemek istiyorum. Neden diyecek olursanız, Lopital kuralı 0 üzeri 0 durumuna doğrudan uygulanamaz. Evet, bu yüzden. Yine de L'Hopital kuralını uygulayabileceğimiz bir durum düşünüp bu durumu kullanarak bunu çözmeyi deneyebilirsiniz. Evet, zaten sorunun zor olan kısmı da bu. Ne demek istediğimi daha iyi anlayabilmeniz için y'nin e, şöyle yazarsam daha iyi olacak. y x'in bir fonksiyonu. Evet y x eşittir sinüs x üzeri 1 bölü x'in doğal logaritması. Evet, bunu tanımlayalım. Bu durumda bu da x pozitif yönden sıfıra yaklaşırken y'nin limiti olur, öyle değil mi? Ve biz bunun neye eşit olduğunu henüz bulamadık. Yani 0 üzeri 0 olacağını düşünüyoruz ama bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Türev ya da limit alırken böyle garip üstel ifadelerle karşılaştığınızda aklınıza eşitliğin iki tarafının da doğal logaritmasını alabileceğiniz gelsin. Peki, bunu yaparsak ne olur? Sol tarafta y'nin doğal logaritmasını elde ederiz, öyle değil mi? Bu arada ne zaman doğal logaritma ya da e'den bahsetsem aklıma garip bir şekilde hemen yeşil renk geliyor. Her neyse. y'nin doğal logaritması eşittir. Ee, bunun doğal logaritması da herhangi bir şey atlamadığımızdan emin olmak istiyorum. Uzun uzun yazacağım. evet, ln sinüs x üzeri 1 bölü ln x. Evet, logaritma ve üstel ifadelerin özelliklerini hatırlayalım. Üstel bir ifadenin logaritmasının e, kuvvet yani 1 bölü x'in doğal logaritması çarpı logaritmasını aldığımız ifade yani sinüs x'in doğal logaritmasına eşit olduğunu biliyoruz. Devam edelim. y'nin doğal logaritması eşittir. Bunu da baştan yazayım. Sinüs x'in doğal logaritması bölü x'in doğal logaritması. Tüm bunlar iyi, güzel ama bize ne faydası olacak? Yani tüm bunları sizce neden yapmış olabilirim? x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken y'nin limiti yerine, x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken y'nin doğal logaritmasının limitinin neye eşit olacağını düşünelim. Evet, x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken bunun limitinin neye eşit olacağını bulmaya çalışalım. Y değil, elen y'nin, evet. Hadi düşünelim. Farklı bir renk kullanayım. X sıfıra pozitif yönden yaklaşırken, bunun yani sinüs x'in doğal logaritması bölü x'in doğal logaritması. Paydaki ifade eksi sonsuza yaklaşacak, paydadaki ise yani x'in doğal logaritması da evet bu da eksi sonsuza. Bu yani x'in doğal logaritması x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken eksi sonsuza gider değil mi? Evet ve böylelikle de belirsiz bir durumla karşı karşıya oluruz. Buradan eksi sonsuz bölü eksi sonsuz belirsizliğini elde ederiz ve bunu görünce de L'Hopital kuralını uygulayabileceğimiz sonucuna ulaşabiliriz. Bir daha yazıyorum. Limit x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken. Şimdi kendime biraz daha yer açayım. Payın ve paydanın ayrı ayrı türevini alacağız. Payın türevi için zincir kuralına başvuracağız. Sinüs x'in türevi kosinüs x'tir. Sonra sinüs x'in doğal logaritmasının sinüs x'e göre türevi, evet bu da 1 bölü sinüs x'e eşittir öyle değil mi? Bölü sinüs x olarak yazayım. Evet, payın türevi bu. Paydanın türevi ise ln x'in türevi, yani 1 bölü x'tir. Bir daha yazalım hepsini. Limit x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken, kosinüs x'i yazayım. Eğer 1 bölü x'e bölüyorsak, buraya çarpı x yazabilirim, öyle değil mi? Ve bölü sinüs x. Bunun limitini almak için de buradan 0 gelecek, buradan da 0 geleceği için sonuç 0 bölü 0 olacak. Evet pek bir işe yaramadı ama bu noktada limit özelliklerinin işe yarayabileceğini düşünüyorum. Çok da açık değil ama aradaki benzerliklerden yola çıkarak iki fonksiyonun çarpımının limitinin limitlerinin çarpımına eşit olduğunu bildiğimizden bunu limit x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken bu kısmı yazayım farklı bir renkle evet olmadı bu kısmı yazıyorum x bölü sinüs x. Evet, çarpı limit x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken kosinüs x. Evet, bir de şimdi bakalım. Bu kısım çok net. Bunun sıfırda aldığı değeri bulup limitinin 1'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Peki, ya burası? Limit x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken sinüs x bölü x'in limitini daha önce gördüğünüzü hatırlıyorsunuz değil mi? Bu onun tersi. Sinüs x bölü x değil, x bölü sinüs x. Bunun limitini alacak olursak 0 bölü 0 elde ederiz ve L'Hopital kuralını bir kere daha uygularız. Çok ilginç bir durum öyle değil mi? Bunu baştan yazıyorum limit x sıfıra pozitif yönden yaklaşırken, payın türevi 1 ve paydanın türevi ise kosinüs x'tir. Buradan da 1 bölü 1, yani 1 elde ederiz. Evet, L'Hopital kuralını bir kere daha uyguladık ve bu limitin 1'e eşit olduğunu bulduk. 1 çarpı 1 de 1 ettiği için bu da 1'e yaklaşacak. Ve aynı şekilde bu da buna eşit olduğuna göre bunun da limiti 1'e eşit olacak. Peki ne elde ettik? Anlayacağımız bir dilden yazayım. x 0'a pozitif yönden yaklaşırken y'nin doğal logaritmasının limitinin 1'e eşit olduğunu bulduk y'nin doğal logaritması 1'e yaklaşıyorsa y neye yaklaşır? Doğal logaritma dediğimiz zaman bakın bunun 1'e eşit olduğunu biliyoruz ve bu y'nin doğal logaritması. Evet x 0'a pozitif yönden yaklaşırken bunun limitinin 1'e eşit olduğunu biliyoruz ve bu x 0'a pozitif yönden yaklaşırken y'nin doğal logaritmasının limitine eşit. Çok laf salatası yaptım ama aslında size bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yazayım en iyisi. Y'nin doğal logaritması 1'e yaklaşıyorsa, Y'nin hangi değeri yaklaşıyor olması gerekir. Evet, bir sayının doğal logaritmasının 1'e yaklaşması için o sayının E'ye yaklaşması gerekir, öyle değil mi? Neden? Çünkü E'nin doğal logaritması 1'e eşittir. O halde bunu da yazalım. Y e'ye yaklaşır. İşte bu kadar. Bizim y'nin limitini bulmamız gerekiyordu ve biz de bunu bulduk. x0'a pozitif yönden yaklaşırken y'nin limiti nedir demek y'nin yaklaştığı değerin ne olduğu anlamına gelir. y'nin doğal logaritmasının 1'e yaklaştığını bulduk ve buna göre de x0'a pozitif yönden yaklaşırken y'nin limitinin de e'ye yaklaşması gerektiği sonucuna ulaştık. Evet bu y'ye eşittir. İlginç değil mi? Sinüs x var, x'in doğal logaritması var. Yani bunun bir yerde e'ye bağlanacağını düşünebilirdik ama ben bunun yine de ilginç bir soru olduğunu düşünüyorum.